Onat Ağcabay konuğumuz. Körler sağırlar birbirine ağırlar tadında bir program olacak. Ağcabay soyadından anladınız, hemen hissettiniz. Bizim ailemiz maalesef ekstrem, yapacak bir şey yok. Bizde çok değişik adamlar var. Olası genlerle ilgili yapacak bir şey yok. Arıza sayımız fazla. Ama biz bunu tabii kamufle etmeyi biliyoruz başka yolda, yöntemlerle. Bunu payelendiriyoruz. Kendi içimizde önemsettiriyoruz. Önemli olduğumuzu, neyse anladınız siz. Bizimle ilgili lütfen geri dönüşlerde bulunun. Ben çok arzu ediyorum, sizi hissetmek istiyorum. Bir program yapımcısı olarak kuru, suni, cam, ekran falan bunlar çok değerli değil. Zaten değer vermediğimi de bir yıldır yaptığımız programlarda gördünüz, duydunuz, tanıdık birbirimizi. Alttaki e-mail adresini yazın. Yazın, içinizden geleni yazın. Ben Ahmet'i tanıyorum, Ahmet böyle şeyler yapıyordu. Mehmet de bunu yapmıştı. Ayşe'nin de böyle bir hedefi var. Ondan sonra ben de şuradayım, burada da düştüm, burada da kalktım türü mailler atabilirsiniz. Güzel olur. Ben seviyorum öyle, mektup okumayı seviyorum. Bugünkü konuğum Onat Ağcabay. Onat Ağcabay'ı kendi ağzından tanıyacağız ama yani bu programın şöylesi özel bir tarafı var. 9 yıldır, evet 9 yıl oldu, 9 yıldır yapılan bir organizasyonun bu yılki rotası gündeme geldi. Baktık kim anlatır rotayı en güzel, sonra baktık herkes iyi anlatıyor, anlatamayanı bulalım dedik. Anlatamayanı bulalım derken Onat karşımıza çıktı. Onat rotayı anlatamayacak yeteneklere sahip ama iyi bir kaptan, iyi bir şoför, iyi bir lider. Herkesin farklı vasıfları var tabii. Şimdi tüm vasıfları Onat bünyesinde toplarsa bize bir şey kalmaz. Hoş geldin Onat. Hoş bulduk abi. Onat'cığım bu sene duyduğuma göre Yunanistan, İtalya, Tunus'a gidiyor musun? Aynen öyle. Gidiyormuşsunuz. Gidiyoruz. Kalabalık gidiyorsunuz. Bakacağız. Kalabalık gitmek nasıl bir şey? Yani sen hani çok bireysel, kapalı, yalnızlığı seven bir adam olduğun için özellikle seni konuk aldım. Senin gibi 60 tane, 70 tane çok değerli arkadaşımız var bunlar, ortak arkadaşlarımız. Ama hani sendeki arıza ya da asosyal durum ya da kendi başıma mutluyum hali, bu önemli bir şey. Kendi başıma da yaşayabilirim, Ahmet'e de Mehmet'e de ihtiyacım yok hali. Bana ilginç geliyor, sevimli geliyor. Bu haldeyken böyle 30 kişiyle, 40 kişiyle, 60 kişiyle yola çıkıyorsun. O kalabalıkta yalnız olmak ya da kalabalıkta neredeyim, bunları sorguladın mı? Kalabalıkla yolculuk yapmak nasıl? Biraz onlardan bahset. Aslında şey abi ya, ve hani yalnız tek başıma ben de sevmiyorum. Yani mesela bir sürü arkadaşımız var. Tek başına otostopla gidenler, bisikletle gidenler falan filan. Ben o öyle o bir şey yapamam. O kafayı nasıl buluyorsun? Bende o kafa yok. Yani o kafa biraz zor. Ben zaten beni bu olaya sürükleyen de bu araç. Evet. Yani marka model söyleyeyim mi? Söylemeyeyim. Söyle söyle. Ya bu zaten Land Rover. Şey. Bu dinleyicilerimize, izleyicilerimize hemen şunu da belirtelim. Onatdefenderturkiye.com envanterinde aracı olan ve o gruba hizmet eden. Defender Türkiye nedir bence? Sana soralım. Defender Türkiye nedir'den başlayarak yola çıkarsak daha belki net olabilir izleyici için. Defender Türkiye neyi amaçlıyor? Defender Türkiye tamamen Land Rover'ın Defender kasalarıyla kurulmuş. Yani araçlı katılımlar sadece bu kasayla yapılabilen. Bu bir uzun yol grubu, off-road grubu değil. Herkese açık, halka açık bir organizasyon aynı zamanda. Herkes gelebiliyor. Her yıl herkes gelebiliyor. Evet, herkes gelebiliyor. Her yıl yazın organize ediliyor. Her yıl yazın 15 gün, 20 gün artık uzuyor yavaş yavaş. Rotalar uzadığı için gün sayımız da uzuyor ama 15 gün diyelim. Peki buna zaman ayırabiliyor mu insanlar? Ayıran var, belki. Ayıramayan var yani tercih. Yani işinden istifa edip gelen de oldu. O kadar bağlanmışlar da var. Yok ben vakit ayıramam diyenler de var. Tercih. Dediğim gibi sadece bu kasalarla yol yapan. Özellikle yol yapan yani off-road istesek de zaten yapamıyoruz. Çünkü halka açık dediğim gibi yani çoluk var, çocuk var, yaşlı insanlar var. İşte ne bileyim hani şimdi ortam güzel, ormandayız falan. Öyle bir durum olduğunda bütün insanların sorumluluğunu aldığımız için bu şekilde bir yere bile giremiyoruz çoğu bazen. Zaman. Evet doğru diyorsun. Çünkü tuvalet ihtiyacı oluyor en basitinden. Güvenlik. Dediğim gibi çoluk çocuk var falan filan. Genel olarak yolda gidiyor. Off-road'la senin yaptığın işi
ayırabilir misin? Yani kesin çizgilerle tarif edebilir misin? Belki çok zor ama hani off-roadcular off-road ya da onu, o sporu yapanlar böyledir, böyle araçlardır, biz böyleyiz gibi bir ayrım var mı? Yani senin sözüne katılıyorum ben orada da. Off-road arka bahçede oynanan oyun. Arka bahçede kendi yarattığımız engelleri aşmaya çalışıyoruz off-road'da. Bizim yaptığımız ama hiç bilmediğimiz yolları, hiç bilmediğimiz rotalara gidip önümüzdeki engeli aşmaya çalışıyoruz. Bu sadece suni engeller de değil, tümsekten geçme olarak da değil. İnsan konusunda İnsan engeli da. De. İnsan evet, engeli büyük, de var. Büyük engellerden biri sanırım. En büyük evet. engel. Yani ben tek başıma böyle bir iş kurmuş olsam, yani iş dediğim organizasyon, böyle bir işe kalkışmış olsam, muhtemelen ben hani bir yerden sonra hani ben de ilk başlarda halka açık başlardım. Bir yerden sonra tamam hani yeter sayıya ulaştık. Birbirimizi tanıyoruz. Aynen öyle. O şekilde devam ederdim. Çünkü şimdi bu zamana kadar gittiğimiz yerler çok kolay, basit rotalardı aslında. Yani tabii insan faktörü çok zorlaştırıyor rotayı ama araçlar için ne bileyim hani bunun örneğini yapan yurt dışında da bir sürü insan var. Adam bir arabayla Afrika'yı dolaşıyor falan. Şimdi biz kalabalık bu şekilde. Belki Türk toplumuna özgü de bir şey olabilir mi? Kendimize olabilir. Güvensiz bir toplum muyuz? Ben öyle görüyorum. Güvensiz değil bence de anlaşamıyoruz biz kendimizle bence. Ha yani biz başta kendimizle anlaşamıyoruz. Otomatikman yani, çevremizle de anlaşamıyoruz. Bir sürü insan geldi bizimle. Bir kısmı kaldı, bir kısmı gitti. O gidenler belki kendileri yapsa çok rahat giderler. Kendi arkadaş çevreleriyle. Evet. Ama bir topluluk oluşunca illa bir şey çıkıyor. Bir arıza çıkıyor yani. Bir sıkıntı oluyor. Arızalar nereden çıkıyor? Yani bir sürü yani arızayla kastın nedir? Yani insanların çok basit ihtiyaçlarını karşılayamaması mı? Yoksa çok spesifik, derin psikolojik sorunları mı? Yani bence bunu şey, tarif edebiliyor musun? Abi, ben hani bu yola çıktığımda beklentim minimum seviyede oluyor. En dipte. Hiçbir şey beklemiyorum ben giderken yani. Bunu başarmak zor ama. Yani bu da bir kültür, bu da bir birikim. Ben hiç zorlanmadım, bilmiyorum. Belki yani sen genç yaşında zaten bunu başardığın için buradasın. Ben bu kısmı belki senin için çok önemli değil. İnsan kendini tanımaz bilmez ama senin zirvelerin birçok insanın zirvesinin çok üstünde. Bilmiyorum ama şey de olabilir. Yani bir sürü benim yaşlarımda genç arkadaşımız da geldi. Hiçbiriyle hiçbir problem yaşamadık. Hatta en eğlenceli arabalar hep bizimkiler oldu falan. Hep en fazla keyfi biz aldık. Belki yaşla. Yaş skalası da geniş. Hala evet. Yaş skalası da geniş. Yani sorun hep orta yaştan çıktı. Öyle söyleyeyim. Ha, orta yaşla ilgili. Güzel. Orta yaşın şeyi mi var? Bir çerçevesi var. Bir çizgisi var. Ondan taviz vermek istemiyor ya da. Bizde öyle bir şey yok gençlerde ama biz hani hala eğitilmeye açığız. Yani büyüğe küçüğe saygı. Evet. Abi bana canımı sıktı ama benim büyüğümdür falan gibi bir şey. Canımdır tabii canım. Yani bir de zaten şeyi yani de kırılma incinme eşiği daha düşük mü? Öyle mi? Öyle. Ben de öyle. Ben çok rahat bir adamım yani kırılmam, incinmem falan. Ama ben şeyi de biliyorum. Mesela orada birine bir şey için kızdım. Atıyorum. Mesela o ortamda yoldayken. Evet, normal. Çok o an o stresle o psikolojiyle kızabiliyorsun. Sonra geri dönüp her şey bittikten sonra eve dönüp düşündüğünde farklı taraftan bakabiliyorsun. Yani işte dediğim gibi abi bu orta yaş genelde orta yaştan çıkıyor. Dediğim gibi bir çizgisi var onların. Yani ben 24 yaşındayım. Tam eğitilmeye açık bir yaş. Yani insanın yolunu çizdiği bir yaş. Ama orta yaş dediğimiz zaman 35-40 bilmem ne. Bir olmuşluk var hani adam bir yere kadar görmüş, yaşamış. Bir çerçevesi var, hayat görgüsü var, onun dışına çıkmak istemiyor. Aynen, onun dışına çıkınca patlıyor. Yani anladım. Peki şey mi, onu zorlayan şey ne bu operasyonda? Bu bir turizm faaliyeti, bir kültür faaliyeti, bu organizasyonun amacı ne? Niye patlıyor? Bana göre kendi açımdan turizm. Çünkü ben çok rahatım. Sen alternatif turizm kapsamında bakıyorsun. Evet. Evet. Ama başkaları için askeri kamp diyorum. Çünkü öyle olmak zorunda. Şimdi eğer biz sen, ben, işte ne bileyim birkaç abimiz daha var. 2-3 araba, 4 araba gitsek gideriz biz Himalayalara da gideriz. Ne bileyim Cape Town'a da ineriz. Yani Norveç'e de çıkarız. Evet. Gideriz biz 3-4 araba kendi içimize çok rahat ederiz hem de. Bu tatmin de eder aslında. Haz da duyabilirsin ama neden çoğulcu? Şimdi halka açık olduğumda, insanlara açık olduğumda nasıl söyleyeyim? Aslında burada başka bir şey de olabilir mi? Yani
Senin kendine yetiyor olman, benim kendime yetiyor olmam, Ahmet'in, Mehmet'in kendine yetiyor olması kısmını aşmak için bir başkasına ihtiyaç var mı? Yani bir başkasının ihtiyaçları ya da anlamsız hareketleri ya da çok daha anlamlı ya da anlam yüklediği şeylerin senin için anlamlı ya da anlamlı olmamasını sorgulama hali değil mi bu? Öyle aslında. Ya benim... Yani senin eğitimine katkısı yok mu oradaki bir problem? Var tabii canım, olmaz mı? Çok şey öğrendik sonuçta orada. Ama benim... Ben insan, kalabalık insanı sevmiyorum ben. Açıkça söyle konuşayım. Dediğim gibi kendi tercihim olsa bu iş, kendim giderim. Kendim giderim dediğim, tek başıma gitmeyi de sevmem. Evet. Yani benim çok güvenli seçtiğim bir arkadaşım. Seçtiğim arkadaşlarla diyorsun. Ha, o şekilde giderim. Şeye inanıyor musun? İnsanlar birbirini yolda tanıra inanıyor musun? Kesinlikle. Kesinlikle inanıyorum. Tanıdığın insanlarla mı gidersin? Tanıdığım insanlarla. Tanımadığın insanlarla yola çıkmak istemezsin. Aynen öyle. Yani... Tanıdığım insanları da geçtim. Daha önce yol yaptığım insanlarla. Yani senin birlikte yol yaptığın kısmı da çok önemli. Benim çok yakın... Aslında kentte birbirini tanımıyor olabilir misin? Öyle mi? Öyle, evet. Onlarca yıldır tanıdığım bir arkadaşım yolda bambaşka bir şey olabilir. Yani o sınırları geçince. Ama dediğim gibi bu yaş faktörü de giriyor burada. Aslında benim yaşıt arkadaşlarım da benim yaşıtım sonuçta. Ben şimdiye kadar bizim yaşımızdaki insanlarda hiç problem görmedim gittiğimiz yollarda. Ya çok da başa eğlendim. Çıktılar mı ya da... Başa çıkmaya da çalışmadılar. Çok eğlendik yani. Gayet iyiydi bizim için her şey. Bu tamamen beklenti eşiğiyle ilgili muhtemelen. Muhtemelen evet. Tamamen beklenti eşiği, yani biz daha belki olmadık, oluyoruz. Ha, olmadık yaşımızla alakalı olarak. Enteresan. Şimdi bu da çok ilginç bir bakış açısı. Olmadık, olmaya açığız. Başka bir şey. Olduk, yeni bir şeye kapalıyız. Başka bir şey. Yeni bir şeye kapalıyız ama olmak istiyoruz, başka bir şey. Bunlara insanlar yola çıkmadan karar verebiliyor mu? Ya da bu enformasyonları yola çıkmadan önce alabiliyorlar mı? Yani hiç anlamıyorum ben. Cidden. Yani belki ben bu şekilde programlıyım. Yani bilmiyorum, yaşımla mı alakalı yoksa kendi şahsımla mı alakalı bu uyum sağlama? Bilmiyorum. Ama arkadaşlarım, gelen arkadaşlarımızdan da gördüğüm kadarıyla en büyük faktör şey... Yaş diye düşünüyorum. Çünkü hani... Senin tespitin o. Benim tespitim yaş o. Yaş sınırlaması gerekir mi böyle bir organizasyon için sence? Gerekmez. Gerekmez çünkü her insanla biz kötü olmuyoruz. Yani her insan ne yapıyorsunuz siz? Nihayetinde kötü şey oluyor musunuz? Yani operasyon bittiğinde ya da operasyon sürerken... Yok, operasyon bittiğinde kötü öyle bir şey yok. Yani nasıl anlatayım o olayı? Yani burada bir arkadaşım... Arkadaşımdır. Yolda onunla kanka olurum. Evet. Veya arkadaşım olarak kalır. Yani. Ha, senin bir takım eşik değerlerin var. O değerler nispetinde bir yerlere koyuyorsun, kategorize ediyorsun. Bu senin düşünce biçimin ama bazı insanlar bu arkadaşlığı devam ettirmeyebilir. Çok samimi olabilir. Bunu kentte devam ettirebilir. Ya da onun eksik taraflarını görür. Ya da ben şunu da gözlemliyorum. Kişi kendi eksiğini görünce de bir psikolojik yansıtma metodu var. İnsanlar kendi eksiklerini bir başkasında göstermek eğilimindedir. Bu da çok bilinen bir bilimsel kural. Bu psikolojinin ya da sosyal psikolojinin bir kuralı. Kişi kendindeki eksikleri görürse, ki muhtemel bu operasyonlarda onu görüyor, ya da birileri gösteriyor. Yani bunda etken faktörler çevrendeki insanlar da olabilir. Bunu görünce de bundan rahatsız oluyor. Yani nedir? Kentte duvarlarımız var. Yani daha spesifik hale getirirsek sen artık bir süre sonra terliyorsun, kokuyorsun. Akşamları horluyorsun filan. Bunlar senin özel şeylerin. Ama orada tanımadığın insanlarla hemhal olunca, şey modunda, ne o, oba modunda olunca kalabalık gidiyorsun. Bir süre sonra bu duvarlar kırılıyor. Gençlerde bu duvarlar daha ince galiba. Öyle. Belki de böyle bakmak lazım. Öyle. Bir de şey dedim ya, benim için turistik ama başkaları için askeri kamp diyorum. Çünkü öyle olmak zorunda. Şimdi daha önce hiç tanımadığın insanlarla, hiç tanımadığın, hiç bilmediğin yolunu, insanı bilmediğin ülkelere gidiyorsun. Sürekli araba kullanıyorsun. Yeri geliyor betonda uyuyoruz. Yeri geliyor çok güzel göl kenarında uyuyoruz bilmem ne ama... Genel koşulları bilemiyoruz. Evet. Bilemiyoruz. Sürprizlerle yani, dolu. Evet, öyle. Yani aslında rehber yok. Gideceğin yol da belli değil. Bu belirsizlik rahatsız etmiyor mu seni? Beni etmiyor ama insanları ediyor. Edebilirsin. İnsanları ediyor. İnsanlar da o beklentiyle gelmiyor işte. Yani biz tatile gidiyoruz. Kaybolduktan endişe duyanlar oluyor mu?
Oluyor tabii. Oluyor. Hani biz insanlar şey kafasıyla geliyor bence. Hani biz gezeceğiz, eğleneceğiz, ne bileyim kamp yapacağız falan filan. Bunu sen macera şey kapsamında yok. Görmüyorsun ama bu bir macera. Yani sana göre çok doğal. Ben gidiyorum zaten yapıyorum kısmı ama altında senin açtığın kısımda bu bir macera. Kişinin kendisiyle mücadelesi, kişinin çevresiyle mücadelesi, kişinin doğal şartlarla ilgili mücadelesi oluyor mu? Yağmur, yağış, kar? Oluyor tabii. Oluyor. Doğayla mücadelesi. Zaten bir sürü koşul üst üste geldi. Bir de yol diyorsun mütemadiyen yol. Bir de bunun fiziksel sorunları da var. Olası yani su kaybetmek, uykusuzluk. Mütemadi yol gidiyor olmak zaten mesela sürekli kaç gün gidiyorsunuz? Sürekli yol gidiyorsunuz. 10 gün, 15 gün gidiyorsunuz. En fazla izleyenlere soralım en fazla ne kadar gittiniz mütemadi yol? 24 saat diyen olur, 48 saat diyen olur. Ama sen 360 saat diyorsun filan mesela. Evet, burada başka bir Murat İrfan, başka bir Onat çıkacak ortaya. Bir alt metni var mı? Yani abi sizin derdiniz ne? Niye yola çıkıyorsunuz? Niye sen 3 tane arkadaşınla gitmiyorsun da 30 tane adamla gidiyorsun? Ya da bilmiyorum ki bunu sen Antalya'ya giderek de halledebilirsin. Niye Arnavutluğa gidiyorsun? Ya insanlar şey bence cesaret edemiyor. Yani ben şu saatten sonra ben artık cesaret edebilirim. Evet, kendine güven gelişim de var. Evet. Gelişmiş zaten. Sen kaç senedir gidiyorsun? 3 yıldır, 4 yıldır gidiyorsun. Evet. Bu yıl 5 olacak. Yani ben artık gördüm bir şeyleri. Gidebilirim. Yani olası sorunları maksimum. Sadece maddiyat benim için şu an sorun. Yani tek araba, benzin, yakıt malum. Onlar dışında hiçbir problem yok. Yani ben arabamı arkadaşlarıma alırım giderim. Ama bunu nasıl bu hale geldim? 4-5 yıldır giderek. Bu geziye katıla katıla yani bu hale geldim. Yani buna katılan ya yok bana göre değil diyor. Evet. Ya da bir şeyleri aşıyor. O süper diyor. Tam benlikmiş diyor. Yani çok ortası yok değil mi? Siyah ya da beyaz. Gri yok. Geleyim yok, gelmeyeyim yok. Gibi yok. Ya gerçekten bağlanıyor. Kişiler birbirlerine bağlanıyor. Öyle olmak zorunda. Yani bu işi yapan anlayışı. Türkiye'de başka bir takım yok zaten. Yani motorcu kulüpler var. Ama onlar da halka açık bu şekilde yapmıyorlar. Zaten malum bir kişilik motor. Evet. Arkadaşlarıyla gidiyorlar. Arkadaşlarıyla giden yine vardır illaki. Yani benim kastettiğim bu şekilde halka açık, herkesin katılabileceği, ücretsiz yani böyle bir organizasyon yok. Böyle bir organizasyonu idare eden biri olmalı. Yani bunu sert kuralları olmalı bunun. Çünkü öbür türlü olduğunda atıyorum biz şimdi gittiğimiz rotalar Yunanistan, İtalya. Hani bu yıl Yunanistan bu yıl kolay anlamında söylüyorum. Anladım. Yani ama yarın öbür gün biz ne bileyim Orta Afrika'ya gideceğiz. Yani Hindistan'a koşullar gideceğiz. Değişecek, market koşullar yok, değişecek, su yok. Tabii canım. Hava koşulları değişecek. Aynen öyle. İnsanlar değişecek. Yani amacınız değişecek. Şu mu? Yeterlilik seviyesine ulaşmış insanları bulalım, takım olalım, sırt sırta verelim. Kimse birbirinin açığını kollamasın. Hatta ayıbını kapatsın. İnsanoğlu ayıplarla örtülü bir yaratıktır. O örtüler kalksın, ayıplar görünsün ama herkes sırtını dönsün. Senin ayıbını gördüm demesin gibi bir takımdan söz ediyorsun. Öyle. Bu takımla da her yere giderim diyorsun. Öyle. Bunu başarabilir miyiz? Başarırız. Hatta peki, bence başardık yani. Bence peki şey olduk. Mi? Yani çok yurt dışına çıkmış biri olarak bizim diğer toplumlardan bu anlamda bir farkımız var mı? Artı ya da eksi? Yani bunlar çok daha iyi yapabilir bunu. Ya da bunlar çok saygılı bir toplum. Ya bunlar çok kavgacı bir toplum gibi bir kategorizasyon yapabiliyor musun? Bunu gözlemleyebildin mi? Biz neredeyiz dünyada? Yani bizim insanımız bence açık değil bu mevzuya ya. Daha yani yurt dışında halledemediği şeyler var daha. Öyle aynen. Mi? Bunu şımarıklıkla bağlaştırabilir misin? Yani şımarıklık eşittir varlık. Şımarıklık eşittir koşullar rahat. Şımarıklık eşittir her şey elimin altında. Elimin altında olsun, konfor olsun. Daha yeni yeni oluyor. Yani benim bir sürü arkadaşım var. Yani hepsi yaptığım işi çok seviyor, çok beğeniyor. Onlar da cesaret edemiyordu ama kimse bana deli misiniz siz demedi benim yaşıtlarımdan. Yani yeni nesil artık oluyor bizim ülkemizde. Anladım. Ama daha orta yaşlılar bilmem neler bence açık değil. Açık değil, anladım. Tek tip araba gidiyorsunuz. Evet. Yani Defender Türkiye zaten bunu temsil ediyor. Tek tip araba, yani 65 yıldır bu kasalar aynı üretiliyor. Tek tip araba niye? Bir 4x4 olan sizde niye gelemiyor? Gelsin. Kendi fikrim şey.
Yani biraz marka odaklı olacak ama benim hiçbir zaman bu araç için dünyanın en iyi off-road aracı, dünyanın en iyi uzun yol aracı işte ne bileyim öyle bir iddiam olmadı. Öyle bir şey söylemedim. Benim için bu araç dünyanın en kişilikli aracıdır. Yani dedin ya abi 65 yıldır aynı çıkıyor kasa. Evet. Böyle başka bir araç yok. Mercedes'in G kasası var ama o da artık yani şehir jipi oldu. Ama bunun 2015-2016 modeli de bununla aynıdır. Tamamen. Motoru farklı. İşte ne bileyim iç donanımı farklı. Yani dışarıdan baktığında aynı araba. Anladım. Bunun senin için anlamı ne? Benim için anlamı şu. Böyle bir hayat seçmiş biri. Atıyorum. Bir Google'a girip bir ne bileyim Safari yazdığımızda ne bileyim Indiana Jones yazdığımızda falan filan hani macera unsuru bir araştırma yaptığımızda Land Rover Defender çıkıyor. Şimdi bir hikayesi var yani. Hikayesi sen hikayesini var. Önemsiyorsun. Bir şey bir yapışmış bu arabaya. O olay yapışmış. Ben bu zaten yüzden... şey kendi klasmanında kaslı bir araç olarak tabir ediliyor. Öyle biliniyor. Kaslı demek erkek demek, güç demek filan. Yani bunları barındırdığı için mi sana uygun yoksa yok. Başka bir şey onunla mi var? Onunla bir alakası yok. Yani ha, bu Safari ruhu var bunda mesela. Camel Tropy ile çok özdeş bir arabadır. Ha, belki de o yüzden evet. O... Camel Tropy belki de yapıştırdı buna o olayı. Yani belki de onunla alakalıdır. Ama ben o yakış üstüne yapışan şeyi seviyorum. Senin istediğin bir şey var mı? Yani senin onda bulduğun, tamam benim istediğim buydu zaten dediğin bir şey var mı bu arabada? Senin özelinde bir bağın var mı? Yani... Defender sahipleri bilir zaten herkesin arabasıyla ayrı bir bağ oluyor. Yani şu arabada Defender, bu arabada Defender. Evet. Ben buna bindiğimde buna alışana kadar bir vakit geçiyor. Halbuki ikisi de aynı araba. Hepsinin farklı karakterleri var. Farklı kullanışları var. O yüzden ister istemez insan bir bağ kuruyor aracıyla zaten. Uzun yol gidiyorsun. Genelde bu araçlar için söylenen şöyle bir şey var. Yorucu. Yani konforlu değil. Alışmakla yani, alakalı. Yoruluyor musun? Ben binek araçta daha çok yoruluyorum. Anladım. Midem bulanıyor, başım dönüyor. O yumuşaklık, o... Bu ivmesizlik... Bu bir de zinde tutuyor insanı. Çünkü her şey mekanik, destek hiçbir şey yok. İşte şimdi yeni arabalarda ABS var, yol bilgisayarı var, bilmem ne var, cart var. Bunlarda hiçbiri yok. O yüzden kendin odaklanman lazım yola. Ben mesela arkadaşlarım hep şeyle araba kullanırken çok suratsızsın der bana. Ha güzel. Yani normalde yola... de suratsızsın tamam neyse. Yola odaklanıyorsun. Başka bir şeye dikkat edemiyorsun. Kendini yola vermek zorundasın. Evet. Çünkü araba zor bir araba. Bu da meditasyon etkisi yaratmıyor mu sende? Evet. Ben yolu o anlamda çok severim. Yani kafamda gittiğim yerlerden çok hep böyle şey vardır. Ortadaki çizgi vardır. Ufuk çizgisi vardır. Böyle... Bilmiyorum açıkçası. Bir ciddileşiyorsun bunu kullandığında. Yani. Bir odaklanıyorsun. Peki 2016'da nereye gidiyorsunuz? Yunanistan, İtalya, Tunus. 2015'te Yunanistan'a gitmiştiniz. 2015'te Yunanistan, Makedonya, Kosova'ya Arnavutluk. Gittik mi? Yok Kosova girmedik. Kosova'ya galiba. Ondan önceki. Ondan önce. Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ. Evet. 5 ülke oldu. Aynen. Bu yıl artık İtalya, Tunus. Kıta aşacaksın. Ne o? Evet, şöyle artık mi? Afrika kıtasına Afrika'ya geçiyoruz. Ayak basıyorsun. Öyle bir hayali var. Ben çöl manyağıydım. Artık bu yıl sonunda göreceğim. Yani. Peki şey mi? Hani olasılıklar dahilinde hep söylenir, konuşulur. Organizasyon başlamadan önce de konuşuluyor. Esas olan yola çıkmak, hedefe gitmek değil. İşin görüntü kısmı hedeftir. Tunus'a gidemezsen, koşullar el vermezse üzülür müsün? Üzülürsün. Üzülürüm mutlaka tabii. Üzülürsün ama hani yani, şey var mı? Tunus'un olayı öyle bir farklı şey bende. Tunus değil. Yani Fas da olabilir. Fark etmez. Dakar da olabilir. Çöl. Çöl. Ben anladım. O kumu görmek çölde çay içeceksin yani. Kesin. Gündüz yanıyorsun, gece donuyorsun diyorlar. Öyle bir şey var. Süper abi. Araban onun için uygun mu? O koşullar için uygun mu? Aslında şey... Uzun yol için dizel daha iyi. Senin araba? Benim arabam benzinli. Benzinli. Şöyle daha iyi. Şimdi gittiğimiz rotalarda gördük ki yani Türkiye'deki yakıt kalitesi, benzin kalitesinden bahsediyorum. Dışarıda çok farklı olabiliyor. Yani arabanın benzinli araçlar için. Arabanın çekişi düşüyor, ne bileyim tıkanıyor. Bir de çok mekanik araçlar bunlar. Evet, doğal olarak hassaslar tepki veriyor. Yani. Çok etkiliyor benzinli araçları. Ama dizelde öyle bir şey yok. Anladım. Yani bu mevzu bitmez seni... Ve diğer takım arkadaşlarını zaman zaman konuk alacağım. Görüntülerden de izlediğiniz üzere sevgili izleyenler. Bu bir macera.
Ben iyi biliyorum, iyi gözlemliyorum. Bir turizm faaliyeti değil, bir kültür faaliyeti değil. Ondan her ne kadar saf yani ve tertemiz anlattıysa da çok temiz değil yol, rota. Bir sürü badireler var. Sosyal engellerden söz etti, mekanik engeller de var. Bu engelleri aşabilecekseniz gelin, takip edin. Defendetürkiye.com'dan ulaşabilirsiniz bizlere. Yani biz bir aileyiz, öyle kabul ediyoruz. Bu hafta da bu kadar. Gelecek haftalarda yine enteresan zirveleri zorlayacağız. Hoşça kalın diyeyim. Ne diyeyim? Diyecek başka bir şey yok. Görüşmek üzere.